İhtiyaçlar sizde, ödeme kolaylığı MediaMarkt'ta. Denizbank kredisiyle boş çamaşır makineleri 1399, bulaşık makineleri 1249 ve buzdolapları 3499 liradan başlayan taksitlerle şimdi MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt mağazalarına gelin. Aylık %2.99 faiz oranı, 18 aya varan vadeye ek olarak artı 3 ay erteleme fırsatlarından yararlanın. MediaMarkt'ta tam zamanı. İyi geceler sevgili basketbol seyirler, Euroleague Basket Podcast'ın bu geceki canlı yayınına hoş geldiniz. Rekor gecesi, sevgili Anıl Uysal, çok değerli Murat Çok mutluyum. Çok iyi son saniyede Final Four Aynen. bileti gelmiş gibi bir sevinç oldu orada. Ama yani. Peki bu gecenin adına bir pürdü der misin? İrem Kim? kardeşimiz çok rica etti benden. Kim? İrem diye bir kardeşimiz çok rica etti bana. Bir Purdue. Purdue. Çok teşekkür ederim. Purdue değil. <laughs> Purdue. <laughs> tamam o senin şeyiyle. Connecticut. Ee, efendim? Connecticut. Tamam. TRT'de e, şeyi anlatırken NCA'leri Kanarekıt'ı duymak istiyorlardı. Ne diyor bu adam diye <laughs> fark çekmişler. <laughs> Çünkü Connecticut yazılıyor. Connecticut diyor. Connecticut. Connecticut. Kara, kara kedi değil. Connecticut. <laughs> e, ee, sponsorumuz Migros Hemen'e çok teşekkür edelim. Ee, topu sana atayım abi sonra program için. Evet, e, 140 TL kazandıran Migros Hemen'in e, harcadıkça kazan kampanyasından e, bahsetmek istiyoruz ama <laughs> esasında gerek yok yani. Herkes biliyor. <laughs> Migros uygulamasını indirip Migros hemenden siparişini ver. İlk siparişinde 20, ikincisinde 30, üçüncüsünde 40, dördüncü siparişinde 50 toplamda 140 TL hediye kazanın. Üstelik siparişlerinin de dakikalar içinde kapınızda e, hemen siparişinizi verin. E, program dörtte birine gelmeden e, kapınızda olur. Mantıklı. <laughs> evet abi. Nacil Hayes rekoru kırdı. 50 sayı. Yani e, ona 43 sayıyı atta, attıktan sonra kenara geldi. Saraslı olan sarılması. O Fenerbahçe forması altındaki rekoru kırmıştı. Ya, oradaki bağ acayip gelişmiş. Onu gördük zaten. İkisi de çok mutlu. Ama taraftar zorla geri aldırdı oyuna. Tabi burada iki tane e, seyircilerimizden özür dileyerek Olumsuzu çağıran insan olduğu için... ...ama sakatlanmasın ama hep Fenerbahçe'li şeyi bu. Siz ikiniz. Ben değil. Ama size rağmen... Bir 50 Abi sayı. çok yorulmuştu. Sakatlıkların... Terbiyesiz atışı da kaçırdı yorgunluk. Sakatlıkların büyük bölümü yorgunluktan da kaynaklanır. Ama Allah'tan fark vardı. Savunmada sadece takıldı yani. Savunmada bir gayret sarf etmedi... Daha adamını bıraktı ki kaçırıp hemen hızlı hücuma çıkabilsin. Peki yani. Alba Berlin'in yaptığı biraz komik olmadı mı ya? Son top 2'ydi <laughs> 3'e çıktı. Ondan önce Challenge kullandılar. E O da çok yeterli. Top Fenerbahçe'ye geçmesin diye. Orada Larkin'in 49'u da Alman takımına karşıydı. Bu da Alman takımına karşı oldu. O doğru. da ilginç. Valla Eri'ye oturup doğru konuşmak gerekirse Anıl'la bunu konuştuk. Yani Alba Berlin hakikaten iyi organizasyon olabilir ama bir Euroleague takımı değil. Çok iyi bir Euro Cup takımı olur. Ya da bütçeyi yedi üstüne çıkarmaları lazım. Bence onlar tam ucu ucuna yedi buçuktadır. Yani. Çok iyi bir okul Alba Berlin en evet. nihayetinde. Ya yani Euro de şu an bile birçok ismin buradan geçtiğini görüyoruz. Ama rekabetçilik anlamında hiçbir zaman orada olmadılar. Şimdi Nigel'ın olayına gelince Benim kulaklığımda bir sıkıntı var yani. Kafandan daha daha kaynaklanıyor ya acaba? şekli. acaba? <laughs> Evet abi çıkmış Kaymış değil mi? <laughs> evet. Böyle olunca oldu mu şu an? Sesim iyi geliyor mu bu arada? Geliyordur herhalde. Diye. Şimdi bu tür rekorlara yaklaşıldıkça maçı yorumlayan Erman e, Kunter hocam e, Hilal Spor maçını hatırlayacak. <laughs> e, Kaç sayı atmıştı? 152 galiba. Üç, 160 150, değil miydi? Yok. 150. 153 müydü? 3 galiba. 153. Şimdi e, takımın her şeyi ona oynaması e, doğal yani onu ben eleş, eleştirmeyeceğim. A, neyi eleştirebilirim? Madara faal yapıp <laughs> top nacille buluşmasın diye uğraşmalarını. O var bir şeyde madara dedi ya nacil kullansa olur mu diye hakemlere. Şimdi e, buradaki tehlike şu. Allah'tan maç sonu e, sakatlık olasılığını bir kenara bırakıyorum. Esasında oyunda 13 dakika 55 saniye kalan Motley de belki kariyer maçını oynuyordu. Bu arada 29 dakikada yapmış 50 sayıyı. <laughs> 30 verimlilikte Motley çıktı. Durdurmaları mümkün değildi yani. Ota altında canavar gibi. Canavar oynadı. gibiydi. Serbest atışlarından sadece bir tanesini kaçırdı. Devamlı ona faal yapıyorlardı. Beş tane faal, faalde falan çalmamış o da, Daha fazla çalmadılar. Eee. Motli alınabilirdi diye düşünüyorum. Ben de kariyer gecesine gidebilirdim diye. Ama sevinçte en altta e, olanlardan biriydi. E, bu da Fenerbahçe'nin Saras'la e, ne, ne kadar kaldı. mutlu bir e, atmosfer yakaladığını. o oyn... Kimyanın ne kadar geliştiğini belki. Ama Saras'a da bir şey sormadan geçemeyeceğim. Ya bu madarı niye oynatmıyorsun? Yani... 16 dakika 23 saniye e, 4 sayı 6 asist 3 top çalma ki bu eksik sende sayıyorduk. Ses de rekor kırmış gibi duruyor şu an önümde benim. 15 dakikada hiç şut kullanmadan. <laughs> Sadece bir tane faal yapmış hiçbir şey yok. <laughs> Değil, birkaç tane şey de e, atabilirdi yani onun pozisyonları kullanmadı. kullanmadı. Yani e, tabii ki ilk iki sırada Euroleague e, tarihinde en çok sayı atan oyuncular listesinde ilk iki sırada iki farklı Türk takımının yani olması çok da güzel bir şey. çok güzel bir şey. Ondan e, Allah'tan sakatlık olmadı yorgunluğa rağmen. Çok Taraftar çok mutlu. E, oyuncular çok mutlu. Sarraz çok mutlu. Nigel ayakta duracak hali kalmadı ama Eminim o da çok mutludur. Ya bu maça daha ekstra fazla güzel maç, bir hikaye çıktı. Süre olarak daha fazla oynadığı maçlar var oldu ya. Bugün bu kadar ekstra Ama top olması, kullanma yoğunluğu abi. O da var açık. evet doğru. Abi pardon. yani. E gitmeler. Temaslar. Içinde... O da var. Temaslar. O zaten son iki dakikada aldığı temaslar herhalde. Allah'tan çoğunu çaldılar ama. Evet. Çünkü çok zorluyordu. Çalmayabilirlerdi. Onu Keresini iyi yakaladılar. Yani, yani ama şimdi tabii iki maç. İkisi de çok önemli. Ama e, bu öyle bir eğlenceli gece arkasından Sarac'ın ipleri biraz şey yapması lazım. İlk yarıda da yaptı onu esasında. 21'e çıkan fark enerji düştü. Rebound'larda çok etkili olmaya başladılar. Savunma düştü. Yine bazı beş tercihleriyle sanki bence Orantılı bazen otobaya. mahsus yapıyor çok iyi koçlar. Şimdi 22 sayıyla soyunma odasına gidip Böyle ikinci yarıya başlamak rakip kim olursa olsun bazen toparlayamazsın. Uçurtmanın ipi elden kaçmaya başlayınca. Bakın doğru dürüst oynamadık. Hemen farkı 12'ye indirdiler. Ve Fener ikinci yarıya bir tane 24 saniye süre doldu. Bir tane yani top çaldı. Bir tane top çaldı. Bir tane el üstünden atış denediler süre dolarken. Çembere bile değmedi. Panyadan geri geldi. Yani orada Saras'ın bence ee, yani şimdi bakıyorum bakıyorsun böyle ben yani Aydın abi de bunu gördüğüm için hemen aklıma geldi. Ee, o açıdan ikinci yarıya sıkı başladı Fenerbahçe ee, hiç de yaklaştırmadı savunma yaptığı zaman zaten çok iki farklı siklet. <laughs> e, Gonzales de alan savunması denedi ee, alan pres denedi ee, yani çok fark var arada yani bireysel olarak değil takım oyunu olarak da çok farklı. Saras'tan sonra kaçıncı yüzü Fenerbahçe'nin? Zaten üç tane rekor kırdılar. 5 galiba. Yani Makabi, Baskonya, Valencia, bu maç. Sanki bir tane daha vardı. Saras'ın ilk maçı Monaco. Monaco. Yani bugün üzerinde tabii biraz e maçı yani teknik üzerinden konuşmak değil zaten. Belki geleceğe ne <laughs> alabilirize bakmak lazım bugünden. Mesela ben Pierre abi kondisyon olarak, fizik olarak biraz daha diri gördüm. Yani Ama hala baş... tam değil. Evet, zamanı ihtiyacı var. Bir tane Kumaci üzerinden çektiği bir bant vardı. Orada evet. mesela çok iyi yükseldi. O biraz eski Pierre geri dönüyor izlenimini verdi. Yani Fenerbahçe-Beko'da hem Anadolu Efes hem Olympiakos maçlarını düşündüğümüz zaman Pierre'in iyi bir performansı mutlaka gerekecektir o fiziksellik anlamında. Öte yandan Sertaç'ı ilk 5'te gördük yine bugün. Ve aslına bakarsak Sertaç-Kumatçı eşleşmesi sanki daha makul bir eşleşmeydi düşündüğümüzde. Bir Ama bunu kullanmadı e, Şaraz Orada biraz daha eski planına döndü. Ve sanki o da moddi yine forma sokmak için daha iyi oldu abi. Evet evet. Bir de Kudüç yok. Noah'yı da kadroya almadı. Ve o koç tercih olduğu söyleniyor. için hafif bir sakatlığı vardı. Ağrı hissetti konuşuyor. İnşallah. 4 mü 4 mü? Doğru. İki tane de 90 olması lazım. 93. 3-4 tane. 3 tane ya da 4 tane var ya. Yani. <laughs> Valla e, tabii ilk çeyrek e, Nigel'ın 18 sayısı konuşulacak. İkinci çeyrek e, Modlin'in 8 sayısı konuşulacak. Ama e, hakikaten işte Nikolaitis böyle oynadığı zaman ki bence Madar onu da sürdürdü eee özellikle de top çalma enerji post up savunması yani niye oynam bu kadar ya yani niye güvenmiyor ben anlamadım yani. 289 3 tane de 90 üstü. 4'te 100. 4'te 100. Maşallah. Maşallah. E zaten ee, bir Monaco deplasmanı 69'da kaldık. Bir de Panathinaikos 63'te kalmış. Onun dışında öyle bir ya bizim belki bu... Milano maçını şey yapabiliriz. Hani 76'da kaldık. Doğru hücumlar sonunda hala bugün de çok kaçırdık. Doğru üçlü kaçırıyoruz ya. Kız Yıldız'da da 76 attı. Yıldız'da da 76 attı. İçerideki maç. İçerideki. Yani bu maçta konuşulacak bir şey yok. Ee, i̇yi bir antrenman maçı oldu. Esas şimdi önümüzdeki iki hafta <laughs> e, gelecek hafta hem Efes için çok önemli hem Tabii. Fenerbahçe için çok önemli. Ee, Olympiakos deplasmanı da her şeyi belirleyecek deplasman olabilir. Yani ilk dört mü, ilk altını Yani Makavi de ensesinde Fenerbahçe. Fenerbahçe Efes'i zaten bütün sıralamayı belki belirleyecek maç. Ee, ilk böyle 2 ile ikiyle... 6'ya 2'den 6'ya olan sıralamayı Fenerbahçe Olympiakos maçı çok belli. Yani 2 takım ben çok kritik maç. Panathinaikos'un zor bir maç oynayacağını düşünüyorum ama ilk, ilk çeyrek itibariyle 16-28 öndeler. Ya onlar Bologna'yı yener. <laughs> Bologna çok düşüşe geçti aradan evet. sonra. Bu arada geçiş... önde. 77-69. Evet, orada da çok güzel. Umarım yine maç öyle biter. Kaç dakika var? 1-23 var. 8 sayı önde. Bakalım orada da üçüncü maça kalacak gibi gözüküyor Fransa'ya. Umarım oradan da finale döneriz. Yani ilk maç hiç istediklerini yapamadılar. Bu maç e, yaparlarsa yenebilirler yani ama. Olimpiyeviç iki, ikinci, ikinci sefer Euro finali. Hedefliyor. Bakalım. Bir sene arayla. Bursa ile olmadı umarım Beşiktaş'ta o şampiyonluğu görürüz. O 2022 miydi bu final? E, 21 abi. Yok. 22 ya. 22. Abi 13 tane top çaldık. 26 asis yaptık. 9 top kaybı. Ve Alba'nın asist top kaybı oranı 10'a 22. Zaten kaç e, sayı bulduk? 30 bir şey e, top kayıplarından Fenerbahçe'nin ürettiği sayı 20 son şeyler gelmediği için 20 küsür de fast break sayısı. Ya Madar'ın ben sertliğini çok beğendim. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsunuz? Dört yani... pozisyon üst üste top kaybı, yapması da zaten Alba'nın en yani büyük Yani Özellikle şimdi bu tip geçiş oyunu oynadığı zaman Fenerbahçe savunma kaynaklı sayılar ürettiği zaman Madar da <laughs> o noktada bir kalates <laughs> potansiyeli gösterdiğini belli ediyor her seferinde. Değil yani mi? Tempoda topu getirmesi, doğru pası bulması. Ama işte sete sete kaldığı zaman bence Koç oradaki eksiklerinden dolayı çok kullanmıyor. Hem orada ikili sıkıştırmalarda kolay top kayıpları yapabiliyor. Bence en büyük dezavantajı ikili oyun sonrası o devrilen topu bulamaması. Ya orada bir zorluk yaşıyor. Özellikle şovap geldiği zaman ya da bir ikili sıkıştırma geldiği zaman topu elden doğru şekilde çıkaramıyor zaman zaman Madar. Ve tabii tepeden ne olursa olsun rakibin alttan geçmesi. Ya o şutunu riske ediyor olmaları biraz dezavantaj yaratıyor ona. Ama orta mesafesi çok iyi normalde. Onu çok kullanmıyor bu sezon. Evet, bir on... tane kullandı bu maç. Evet. Biri de şey yazmış. 53 attı abi normalde biri basket şey ha. hücum faale kurban gitti diye. Bir tanesi de yine hücum faale içinden, i̇çinden çıktı. çıktı. Ama bu konu verebilirdi. <laughs> evet. Zaten Madar konusunda muhtemelen sorularda gelecektir. Haftaya bir Yokobaitis iddiaları da çıktı. Onu da değerlendiririz. Aman sorular desek, geldiğinde. Aman desek. Abi ben e, hemen size bilgileri vereyim. 23 yaşında Yokobaitis, 24 yaşında Madar 1.93 Yokubaitis. 1.90 Madar. Madar evet. 1.90 var mı abi? Öyle yazın. Şeyden baktım. Resmi siteden. Daha kısa evet. gibi durmuyor mu? Bence de öyle duruyor. 16.39 aldığı süre Rokas'ın. 14.12 Madar'ın. 5.7 <laughs> sayı Yokubaitis. 4.7 Madar. 1.8 rebound Yokubaitis. 1.3 rebound Madar 3.2 asist Yokubaytis 2 asist e, Yoku Madar 1.3 top kaybı Yokubaytis 1 top kaybı maç başına Madar yüzde atıyor Yokubaytis yüzde 53.8 ikilik atıyor Madar 30.8 üçlük atıyor Yokubaytis yüzde 34.2 üçlük Madar en benim Serbest atış mı abi? 66.7 serbest atış. Rokas. Madar'ın 87.1. Bugün de 2'de 2 attı. Yani şimdi maç, maç sonunu kontrolü. nasıl oynayacaksın eğer Kalaitis kalırsa? Ve Evans'ı alamıyorsan? Siz ne düşünüyorsunuz abi bu ben... değişiklik hakkında? Madar'ı mı tercih edersiniz? net olarak bir şey söylemiyorum ama ha biraz da önündeki oyuncuyu görmek lazım e, doğal olarak. Yani ne Madar önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin birinci gardı olabilir ne de Yokubaitis ama Jelgirish'ten yani burada Saras'ın bir projesi Yokubaitis. Pek etkili olamadı Barcelona'da belki çok büyük bir sıçramaydı. Belki Nigel'ın yaptığı gibi Barcelona'dan Fenerbahçe'ye gelince kendini bulacak. E, ee, o da Jal Giriş'ten gitmişti çünkü Barcelona'ya aynı yolu takip ettiler. Ama Fenerbahçe mutlaka ve mutlaka eğer Evans olmuyorsa çok doğru bir gard e, bulması lazım. Şu bence bir gerçek. Yani Rokas Jokobaitis Madara göre daha hazır bir oyuncu şu anda. E tabi. Yani. Ama burada işte abi sizin de bahsettiğiniz gibi o birinci gardı görmeden konuşmak çok doğru olmaz. E, yine de burada bence karşılıklı iki tarafı da düşünmek lazım. Madar tarafında. Ya ben açıkçası Makabi'ye dönme isteği varsa ya da seneye böyle bir ihtimal olursa e, anlayışla karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada işte başka durumlarda olduğu için hem ülkesine dönmek isteyebilir. Belki orada daha güvende hissedecek olabilir kendini. Burada yani o tip bir takas da bana çok yanlış gelmiyor açıkçası. Yani takas derken değişim. Takas yapalım. Versinler bonziyi. <laughs> Yani o anlamda hani Madar Yokubaytis değişikliğini çok da Abi, yanlış olarak görmüyorum. Senin senin dediğin e, öbür guard kim olacak? O çok önemli. Tabii. Öbür iki guard diyeceğim ben de illa Yokubaytis şey yapacaksa. Ya inşallah e, yani sevincini de gördünüz yani Kalaytis e, makul bir fiyata kalır. Ha o kadar iyi oynuyor ki e, Olympiakos çıldırabilir. Yani evimize kaç doğruysa yalanladılar ama... E, 2 milyondan fazla verdiği konuşuluyor. E, yani şimdi geçen sene Fenerbahçe Darius Thompson'a bu paraları veremedi. 2.3'e Efes'e gitti. Evet, Fenerbahçe, Fenerbahçe 1.5, 1.6 Thompson bandı. Thompson'ı kaçırmışken bence daha benim gözümde daha üst düzey tabii ki. Evans. Evet tabii. Onu kaçırmamak lazım. Yani şimdi şöyle e, tamam çok büyük karakter koyuyor vesaire. Galatasaray iyi para alıyor. Mesela şey olarak bütçeye bakarsan. Ee, onun biraz daha üstüne işte çıkıp Evans'ı almak çok da şey değil bence. Eğer hedef büyükse yine Araf'ta kalmayacaksa harcama al abi Evans'ı. Yani ya evet. bu sene Fenerbahçe'nin çok fazla transfer yapmasına işte o yüzden gerek bir de, yok. Bir de, bir de, bir de. Ama çok doğru iki veya üç transfer yapması abi, lazım. Abi Bir <laughs> tane bir Evans mesela bir tane üç buçuktan dört bir tane de hatta direkt 4 oluyor. bir tane de 5. 3 transfer yeterli şu anki mevcut iskelet ve Guard yan partide Jagars da dönüyor Nisan ayında. Evet. Kiralık gittiği takımda Wolves'ta oynayacak. Orada da görmek lazım tekrar. <laughs> i̇şte, Bence üçüncü gard olarak düşünecek Fenerbahçe. Ama işte o zaman olmuyor. Yani Jokubaitis, <laughs> Kalaitis ve e, Jagar olmuyor. Olmaz abi zaten. Ha bir de şöyle bir şey var. Wilbeck'in durumu ne olacak? Bir Orada mesela Furkan'ın bir konuşulması var polislerde hani olursa hadi ben bu arada yabancıdan gittim 1 4 5 Fenerbahçe'nin yerli takviyeye de ihtiyacı var Furkan'ı da alırsan bu arada Wilbeck'in lüksü de ya lükse döner bu sefer mesela benim gözümde. O no, da Orsa'dan çıktı durumu Furkan orayı doldurabilir bence. Ya tamam, ve Wilbeck'in aynı anda lükse döner bence. Yani Furkan Kurukan geldi. Kendi gibi ise Guduric'ten beklenen bazı şeyleri topu ona verdiğin zaman daha rahat daha yapar. Daha iyi yapar evet. Orada da senin tabii büyük bir ya tamam hoş. emeğin var. Ee, şey e, yani çok karar vermek lazım ama Fenerbahçe'nin geçen sene kaç oyuncu aldı Fenerbahçe? Papayanis. Ha bu arada 5 kazanmış. Ha, tebrik ederim. 72 tebrik, tebrik, tebrik ederim buradan. Tebrikler. <laughs> Umarım şampiyonluk olur yolunuz. İnşallah deplasmanda da. Step step önce üçüncü maçı kazanasın sonra finali. Tabii final. tabii. Madar, Papayanis, Sertaç. Türk sayıyor muyuz? Say say. Dorsey'i de koy bence oraya. Geçen sene bir şey yapmadı yani. Yeni transfer gibi bak. Ne yanlış bir şey mi? Sesliyle 4. Sesliyle 4. 4. Başka o kadar mı? de e, bizim Brezilyalı kimlik sakatlandı. Neto, Neto, neto sakatlandı. Siz aldım. aldın. Oynamadı. Yani zaten. yine 5-6 transfer. Başık birini aldık mı ya başık. Aldık ya. Birini, birini atlıyoruz. Sen ki. Dorsey işte şey yapıyorsun. Hayır, şeyi sayma. Noah'yı o sakatlıklardan dolayı geldi. He. Sezon başı transferi değildi. Yok başka. Yok mu? Yok değil mi? Var mı ya? Yok, 4 abi. Sertaç, evet. Papayannis, Madar, Cescina. Evet. Neto ile Cagars'ı da koyarsan 6. Tabii. Noah ile 7 imza olmuş. Noah ile 7 imza evet. Yok Noah'yı sayma 6. Yani ben 4'e e çok şey yapmıyorum. Peki Sen... Noah'yı tutup 1-5 yeterli der misin? İyi Hı. bir 1-5. İşte ben onu diyorum yani. Nokta atış. Yabancı anlamında bu arada. Tabii Nokta atış 1 ve 5. Aslında yine iskeleti belli bir takıma Fenerbahçe 5 imza yapmış oldu yazın. Tabii hani iki tane sakatlıklardan dolayı onu saymıyoruz. Hani iskeleti belli bir takımdı. Olimpiyakos'a tek maçta belki Final Four'un kıyısından dönmüş bir takımdı. 4 ekleme yaptı Fenerbahçe. Ve bence hani en azından 1,5-2 tanesi belki direkt sonuç vermedi. Papayani. Sestina'yı Sestina. da oraya dahil edebiliriz. E bu yüzden Fenerbahçe'nin bu yaz bence böyle bir iskeleti bulmuşken, Doğru bir koçla yapılanmaya gitmişken iki tane çok kilit hamleyle belki de seviyeyi birden 2-3 basamak ve yukarıya çıkarma ihtimali var. Ya e, favori olma ihtimali Tabii. var. Benim dediğim iki transferi yaparsa hele Furkan hikayesi doğruysa yani Türkiye Ligi'nde de çok ağır basar. Tarık Ar artık, artık Euro Lig şeyi yani. Türkiye Ligi'ne sakatlıklar olmazsa sürpriz eder o Türk rotasyonu. Yani bu seneki Tarık'la geçen seneki Tarık arasında çok fark Peki, var abi. <laughs> öyle bir durumda abi Dorsi yerine yabancı bir ekleme gerekir mi ekstra? Furkan'ı çekersen. Furkan sene. var evet. işte. Evet. Yok yok Dorsi gittikten sonra diyor. E, Furkan'ı alırsan gerek yok. E, alternatif olarak düşünebiliriz diyorsun. Bakın Furkan orayı şey yapar. Ya bir tane aslında böyle işte... Kaptanın mevcut rotasyon durumunu düşünürsen böyle net bir e, yıllardır ya olsa nasıl olur diyeceğim bir tane şütör takviyesi hani çok öyle hani Edi gibi buldun Hı. uygun mesela Sağda arada girecek. kalabilen mi sahada da kalabilen <laughs> Altı mı? Cemet Taamus gibi olabilir. Ee, J. C. Kerel üç gömlek altı olabilir mesela. E o Matt Thomas işte üç değil ama iki evet işte. Kuruç yani, takım, takımın Kuric. çeşitliliği anlamında söylüyorum yani hani Burada paralar çok önemli. Yani şimdi e... 100 set varsa 110 sete Ay, çıkar nazar, mesela atıyorum şey Nazar böyle. değmesin. E, modli doğru bir uzun rotasyonunda e, sert açı da dahil ediyorum. Bir basamak daha yukarı çıkaran net bir 5 alması lazım Fenerbahçe'nin. Ama o topsuz şütör noktasında biraz Tarık kullanıyor koç o rolde. Evet. Yani daha iki numara gibi değil de işte üçten o fizikselliğe beraber o başladık şütörlüğü. ya o konuda çok. Evet. Ben haftalardır güveniyorum ya. İyi hatta setlere bakarsak Nigel Ace de bayağı topsuz şütör gibi oynuyor. Yani mesela bugün... Benim yüreğim ağzıma geliyor ama <laughs> bazen böyle e, gelip... Ya first break sonunda gelip atmasını yadırgadım ama diğerleri ya 10 sayı e, Dörtte dörtle başladı on sayı. Peki aklıma kritik bir soru geldi. Gize de sormak isterim. De mevcut son özellikle bir bir buçuk senedir fiziki anlamda sallanması. Biz o işleri biraz hani kendine bakmamasına falan bağladık. çok değerli bir parça bu düzende. Ee, i̇yi bir yani o seviyede birini bulursam vazgeçer misiniz de şu andan? Kim var? Soruyorum kim varı ben bilmem. <laughs> şeyi söyleyecek şimdi. Edecek. <laughs> Vazgeçer misin? Yani ben üçüncü bir oyuncu almayı tercih ederim o rotasyona. Noah gitsin diyorsun. Yani ben... Oraya tarihi koyabilirsin. daha üst seviye bence bir isim lazım abi. Noah bence çok iyi katkı verdi gerçekten evet. ve Belki erken <laughs> söylediğim ama hani playoff performansını görmeden. Bence o görmeden... bugün e, Noah'yı kadro şu sebepten almamış olabilir. Aynen demin söylediğim e, ilk yarı sonunda biraz rotasyonla Oynayıp farkın düşmesini sağlayıp ikinci yarıya daha sert başlaması için yine Erman'dan bir örnek Senin Sorum havada kaldı. Peki ne diyorsun? Niye? Hangi sorun? De şu anda güvenip mi yola çıkarsınız ya yoksa böyle bir. İyi bir alternatif ben bulunursa. Tutarım yani, ben de yani, Deşan sağlıklı olduğu zaman... Ama bak, orayı üçlerim, Murat abinin söylediği gibi. içinde, onu söylüyorum hani, güvenip çıkmak dediğim o sağlıklı. Tamam, Moneke'yi de aldırsın ama bütçe ne oldu? Ya Moneke abi oraya biraz lüks kaçabilir ya, Niye? Murat Asya. abisiyle bir konuşabilir? Maddiyat İki anlamda. abisi yan yana olabilir seni. Yani. <laughs> Maddiyat anlamında lüks Şimdi olabilir. bak bu... Iı, Erman müthiş bir maç oynamıştı, hatırlamıyorum. Cumhuriyet'te de o zaman yazıyorum. Eski Cumhuriyet. Ee, Süp Erman diye bir başlık attım. <laughs> tamam mı? <laughs> Çok A yaratıcı gene. Aydan abi inanılmaz sinirlendi. O arada da challenge var. <laughs> Finlandiya ile mi oynuyorduk? Şimdi hatırlamıyorum. Milli takım. Erman da iyi oynamıyor. Aydan abi onu kenara Tabii aldı. Oturttu bir süre. Tabii Erman'ın... E Surat bir karış. Ee, hadi Süperman görelim seni diye oyunu aldı tamam mı? Erman da <laughs> o daha iyi hatırlar. Ben şimdi tam şeyleri hatırlamıyorum. 4-5 dakika daha denize döktü. Ee, maçı kopardı. Şimdi Aydan abi o kadar zeki ki. Mola aldı. Sırf Erman içini boşaltsın diye. Erman geldi beğendin mi Süperman'ı şişko dedi. <laughs> Kime dedi? Aydın abiye mi dedi? Onların öyle bir ilişkisi vardı. Şişman mı dedi? Şişman dedi galiba. Şimdi bu çok ince coaching. Hem alıp Ama o... iyi de bir dostluk tabii o sohbet de çok abi. beğendim. Onlar çok... Aynı senle ben gibi yani. Yani <laughs> ben biraz daha yakın. <laughs> abi bunlar işte bence Saras'ta da olan şeyler. Yani... Ya o Nacil'le sarılması siz tekrar izleyin Hı. oradaki o Saras'ın yüzündeki mutluluk, Nacil'deki o şey falan gerçekten yani insan o şeyi geçiriyor yani o duyguyu. Ya Saras duyduklarıma göre de zaten Barcelona dönemine göre iletişim anlamında birçok şeyini değiştirmiş. Evde konuşmuyor musun? <laughs> <laughs> Kendisine sormadım ama. Abi şimdi o biraz da kontratlara bağlı, oyuncu egolarına bağlı. Oradaki bir de yönetime yani şimdi Milotic, de bağlıydı. Miro, yönetime bağlı, Mirotic'i karşına aldın. <laughs> Samimi evet. bir şekilde konuşabilir misin? Ben konuşacağını zannetmiyorum. Ama şimdi bak. Onlar... Yes coach, haklısın coach, <laughs> tamam coach deyip <laughs> ha, 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 der bir <laughs> tane el üstü <laughs> düştük <gülüyor> hemen. <laughs> <laughs> Abrinesini, Corrigans'i, orada çok ciddi kontratlar vardı. Anlatılıyorum tamam. ama mesela ya iki, ya iki sene önce ya geçen se ve senin ne zannettiğimizden? Geçen sene. Geçen sene, bazı sonunda da ilk senesiydi değil mi? Bu ikinci senesi. 3 ee, senede bu, uzattılar bu hani birebir bildiğim bir konu olduğu için 3-4 e, kişi İstanbul'a geldiklerinde bir yemeğe gidiyorlar orada e, koçla olan diyalogların zayıflığından serzenişte bulunuyorlar yani bir kopukluk olduğunu takımla ve çok öyle hani duygusal bir bağın olmadığını söylüyorlar kendileri de söylüyor oradaki 4 oyuncu da hani sizin söylediğiniz 4 oyuncudan bir tanesi yok orada yani Higgins yok o 4'ün içinde ya da işte Mirotiç yok. Yok biz ağırlık anlamında söyledik. Şey için söylüyorum. Hatırlıyor musunuz? Hoca ilk geldiği zaman şey demiştik. Oradaki diyalogsuzlukları, dokunuşları da bence burada geliştirecek tarzı bir şey konuşmuştuk. Ve geliştirmiş zaten. Onu, Onu çok da bunu da Dört doğru. Barcelona'lı mı yemeğe gitti? Evet. 4 Barcelona'lı. Kalinic, Kalinic. Vesely. Diğer ikisini söyleyeyim. Başka kim olabilir? Ben söylemedim şu an. Geçen sene miydi bu? Geçen bunlar? sene. Fenerbahçe maç maçından sonra. Hadi iyi bir güzel bir İtalyan restoranına gittiler. Oradan Satoranski. Yani. Diğer ikiyi söylemeyelim. <laughs> i̇kisi de çek. i̇kisi de çek. <laughs> Zor oldu mu Satoranski'yi bulmak? Ee, öbürü kim olabilir? Sırp var mıydı? Ne ba yapacaksın ya? Boş ha? Sırp yapacaksın? var mıydı geçen sene? Adana. Şeyden başka? Kalinişten başka? tırp yok abi de dördüncüyü söylemeyelim gibi sanki. Öyle mi? Gerek yok abi ya. Hmm. Devam edelim. Peki anladım şunu. <laughs> ama dördü de ortak noktada yani o diyalog öyle gelişiyor o zaman. Hocayla ama hocanın genel bir bağ kopuşu vardı zaten. Oradaki baskı vesaire. Kolay da psikoloji değil abi şimdi. Orada beklenti çok yüksek. Ama burada mesela abi şimdi Madar'dan konuşuyoruz. Euroleague'de çok kullanmadığına dair de ligdeki iletişimi çok başka yan Madar'la. Evet. Orada takımın direksiyonu tamamen Madar'da. Her pozisyon sonrası bir şeyler anlatıyor özellikle. Oyunu kenara aldığı zaman ekstra konuşuyor onunla. Yani onunla ilgili bir projesi olduğunu da aslında gösteriyor bir yerde. Ama bu son haberlerde farklı düşünüyorum. Ben şuna da razıyım eğer Kalaitis'in fiyatı bütçeyi zorlarsa, aşarsa. Evans, Madar, ise de razıyım yani. Ya o işte Kalates bence orada o kararı verecek. sözleşmesi Ska bitiyor senar. Skari var. Eğer Furkan'ı da alırsan o kısa rotasyon fena değil. Gudrich'in kontratı da... Gudrich o rotasyonda performansını da arttırır. O yükü de alırsın Gudrich'in üzerinden. Yani o beklentilerin bile üzerine çıkabilir. Evet, bak, bir biraz var. daha topsuz kullanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani kendi formuna ulaşması için. Ve bu rotasyonda onu yapabilir. Tabii. Tabii. Şimdi bak, yükü alıyorsun. Evet. ya yani bir sağ üstünü. taraf, bir solak. İkisi de hareketli gelip topu aldığı zaman... Siz de bugün 2-45 dakika yapacağız deyip 33'e geldikten alalım, alalım. alalım. Konu çok diye alalım yani başlayalım. 4 köşeyi bulursak... Sana madar bahçe. konusunda şöyle de çok özür diliyorum. Madar konusunda şöyle de katılıyorum. Ligde hep hazır tutuyor. Mesela bugün de madarın kendini hazır tuttuğunu savunma tarafında gördün zaten. Evet. Yani hücumda tamam öyle çok ekstra bir katkısı yok. ya Yap. yani öyle bir, Rahat oynamıyor. Rahat oynamıyor evet katılıyorum. Ee, daha o rolüne hücumdaki rolüne daha tam alışmadı. Ama savunma tarafında üst üste bir sekans var. 4 ya da 5 tane canlı top çaldı. Yani ya birine elini soktu, kaybettiler ya üst üste atılıyor musunuz bir? Evet, evet. 65'ten 75'e falan zaten bir dakika içinde sürekli top kayıp kayıpları yani, yani bir oyun kurucu savunmada oyuna ancak bu kadar ağırlık bir koyuyor. de bence Wilbeck'in veya Gudruch'ta yan yana oynaması. Onu hiç yapmıyor. Evet. Bilbekin'le Real maçında mecburiyetten yaptı. Bu maçta oynadılar. Hatta orada Bilbekin oyun kurucu gibi Madar daha topsuz şütör gibiydi. Dipten çıkıp hemen penetre ediyordu mesela. Ciddi alan sağlamıştı takımı. Hani yanında ekstra oyun kurucu meziyetli bir oyuncu olduğu zaman daha rahat. Kalaitis pek oynatmıyor. Ama Abi, Abi şu bu şut konusunda skor belki. Skor dağılımına bakıyorum da çok <laughs> değişik bir tablo. <laughs> 50 18 <laughs> 18 0 2 7 1 50 6 6 7 2. Aslında e, orantılı NBA bir, ay, orantılı bir dağılım aslında. Bak, sayın Nacılı çıkar oradan. Bu Lillard öncesi yani Santa Tecumpo'nun istatistikleri gibi ne haberden bir, bir mesaj gelmiş. Nacılı Ace ve Sestina toplamayın. bir meşhur şey var ya <laughs> Chicago Bulls'ta. Michael Jordan'a 70 sayı attığımız maçı hiç unutmayacağım diye. O oyuncunun adını unuttum şimdi. Şey... Jordan'ın 69 sayı attığı bir maç sonrası. Şey değil mi ya? Ee, Abi hemen bakacağım şimdi. Steve Kerr değil miydi? Yok Steve Kerr değil abi. <laughs> onun da öyle bir cümlesi var Jordan. Ha o şampiyonluktan sonra. Stacy King abi. Ha Stacy King. <laughs> Tam <gülüyor> onun gibi müthiş. Evet. Abi bak alttaki reklamda adın geçiyordu. Gün. Hoş geldin Murat mi? Evet, hoş bulduk. Altın Mayer. <laughs> <laughs> süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Herkese selamlar. Aleyküm selam. Murat abi ben de 2001 yılında 41 sayı yapmıştım ama <laughs> Nacil Çıtay'ı epey yükseltti. Sezon sonu NBA'ye kaptırmayı umarım. Sevgiler. Bak bu da bir tehlike. Bir de bu arada ben bugün Anıl'la dalga geçtim. <laughs> Tıkta ağzımın içine diyebiliriz. Hayır. Yani. Sadece... Aynı şey yani bence gelecek sene bittiğinde düşünün. Aynı tehlike Tarık için de var. Abi bu bir tek fena açtım oluyor? Evet, bir tek fena Radarlar şey, şey mi aynen, oluyor yani? Aynen. Ama Bo... Eysin NBA ihtimali geçen yaz da konuşuluyor. Ama bu sene NBA'ye daha uygun <laughs> bir basketbol oynuyor. Üçlüğünü de ciddi anlamda geliştirdi. geliştirdi. Stilini değiştirdi bir kere. Çok daha hızlı bir elden Ay, çıkarış şekli var. Çok iyi bir and D olabilir. Evet. Onlar çok kıymetli NBA'de. Yani Boyan, Bogdan, Ekbe, birilerini atlarsam lütfen düzeltin. Ondan sonra kim gitti? Nunnally değil mi? Nunally gitti. Bu arada Orku Bey yazmış bana Twitter'dan. Onu da söyleyeyim. Larkin'in 49 sayısından haberi yokmuş Saras'ın. Öyle mi? Öğrenince Nacıl'ı geri almış oyuna. Cenk, Cenk abi anlatmış. Cenk hmm. Ren'in anlatmış. Hmm. seyirci almamış yani. Seyirci de bir baskı yaptı ama. Evet. Nacıl. Ama Murat abin dediği çok güzel. Şimdi gerçekten Euroleague'de şöyle baktığımız zaman tablonun en tepesinde iki tane Türk takımı olacak artık. 50 sayı Nacıl'ı, Fenerbahçe 49 Efes Tam tersine de iki tane Alman takımı. Larkin'i biz alırsak iki o, tane Fenerbahçe mi O <laughs> maçların ikisinde de Alman takımına karşı o da Doğru enteresan en bir tesadüf. Çok tehlike abi. Nigel, Tarık gelecek oynar bence. Allah Allah ben. İsmailer süper çift gelmiş. Teşekkür ederiz. <laughs> Nigel'i Butler'a benzetiyordum. Yanılmışım. Butler Nigel. Butler Nigel. benziyor. Anıl kardeşimiz, Anıl Karakay'a süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Ya abi bu papayannis saçı, yüz ifadesi falan oyuna bençten değil yatak odasından giriyormuş gibi değil mi Allah aşkına? Murat abi papayannis hastası olarak bence sen... Abi yani Buyurma ekstra katı... bir ilgisi var Murat. <laughs> Çok seviyor evet. na e, ve sesini deyince akan sular duruyor musun? Dorsi. <laughs> bir de daha pardon bir de dorsi var. Abi bugün yine 3 asist falan yaptı ama... Yani kimi savunuyorsa basketi onlardan buluyor. Şeyi tutarken o Herman altı sayı. Ben <laughs> bence siz doğru savunma kostaksız giriyorsunuz. Herman sonu tutarken sekiz sayı attı değil mi? Evet abi. Ondan sonra madara verdiler ikinci çeyrek. Elif topu elinden çıkardı. Yani ona hücum etmek benden yok. gitsin de. Tabii işte benden ben gitsin var. de. Yani Arda Beyazoğlu Süper Chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Baba siz neyi <laughs> Baba biz ne izledik? <laughs> Hadi biraz çıkıntılık yapayım. 35 işledim. Şu Dorsey'i bir de geçerim. Bir de Şeymuz oyuna girer girmez topu rakibe veriyor. Vallahi yani Şeymuz'a <laughs> bir şey diyemeyeceğim. Kaçıncı Euroleague maçı bu sezonu? Çok azdır. 5 oynadığını hatırlamıyorum. Yani Dorsey'i yani Dorsey korumak için en iyi yaptığı şey mesafeyi ayarlarsa topa baskı ama öyle bir şutöre verdi ki e, yani o mesafeyi Vermemen gerekir. Bir de bence playoff'lar için Fenerbahçe o topsuz şütörü savunma denklemini de çok iyi çözdü. Orada Kalates koç çok iyi kullanıyor. Ve Kalates yükseldiği anda hemen bir adam değişimi. Kalates sonra uzuna gidiyor ve gerçekten sırtı dönük savunmayı çok iyi yapıyor Fenerbahçe Kalates'te. Kalates, Kalates Gudric, Madar bence post-top savunmacısı olarak çok iyi kısalar. bakın da boyuna göre fena değil. O genelde aldırmayarak hatta evet. yapıyor onu. Mesela olası bir atıyorum belki Olympiakos ya da o tarz Monaco topsuz şütörleri olan takımlar eşleşmesinde Kalates-Fenerbahçe orada kullanılacaktır savunmada. Kalates de bugün 20 dakika oynamış. 19 dakika 37 saniye. Ben sanki 5 dakika falan oynadı gibi hatırlıyorum ya. <laughs> Zaten maç 5. dakikada koptu. Şey e, aslında... İlk çeyrek 18-16 Nacil Alba abi. skoru vardı. Hadi Dorsey'i de koyayım. E, <laughs> Fenerbahçe'nin kısa rotasyonu. 19, 22 asist, 3 top kaybı. Mesela geçen sene abi playofflarda Isaiah Cain'in çok ekstra performans sergilemişti. Ama orada Dorsey ile 2 numara eşleşmesi vardı. Belki bu sene orada hani öyle bir eşleşmede Kalates'in topsuz savunması önemli olabilir. Çünkü Matt Thomas'a iki maçta çok iyi çıkarmıştı. <laughs> Madara ver. Merak et Doğukan pek göz. Belcet gelmiş. Teşekkür ederiz. Cenk abi senin sorunu ben cevaplayayım. Pierre Alternatif Paris'ten Justin Simon elit savunmacı. Seneye net Euroleague'de. Hiç izlemedim. Ben çok beğenirim. Özellikle Ludwigsburg'daydı. Kaç yaşında? Beğeniyorsun. Niye e, Doğukan'ın verdiği örneği vermiyorsun? Biz. Justin evet. Simon mu? Evet. Abi, abi hücum tarafında o biz beklediğim... Biz sana inandık bu soruyu sorarken. Ya beklediğim e, seviyeye gelemedi hücum tarafında. Bu sene Paris'te direkt savunmaya endeksli bir rolü var. O anlamda çok ciddi katkı veriyor. Boş üç atamıyor mu? Ya atabilir abi o konuda şeydi. Atletizmi de gayet iyi. Evet, tamam Sakatlık yaşadı diye biliyorum. Bu sene mi? Yok abi bu sene değil. Hmm. Avustralya'ya gitti. Oradan sen sonra bir de Ludwigsburg'da oynayıp Tabii. sen bu örneği vermedin. Abi Justin Simon hatta şeyle beraber ona Radeva ile beraber oynuyor. Evde her senenin Ludwigsburg forması var adamla. <laughs> abi çok severim Justin Simon'ı geçmişte. Sana inandık. Olmadı. Sana inandım. <laughs> Şey Black ya. Cage. süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Kesinlikle Madar'ı bırakmam. Partizan'da kalsaydı sene NBA'yi bile yapardı Obray'la. Madar'ı seneye de görmemiz gerekiyor. Kesinlikle önemli olan maç kritik noktalara geldiğinde Madar çok verimli. Nacil MVP Fenerbahçe şampiyon. Valla adı hiç geçmiyor. Ama bütün sezona baktığın zaman mesela <laughs> Larkin'in yükünü hep konuşuyorlar Efes'te. Özellikle de Saras öncesi Nigel inanılmaz bir yük taşıdı Fenerbahçe'de. Evet. Yani. Nigel deşan üzerindeydi. Şimdi onu dağıttı koç. Yani o e, iki tane kolon üzerindeydi bütün yük. Onları dağıttı. Evet. Noah'yı devreye evet. soktu. Tarık. Tarık, Tarık çok değerli o. Hatta evet. Sestina. Evet. Sakatlık döneminde oh. önemli katkı verdi. Ne oldu? Bir an e, bacağımda bir Bunlar yer Bunlar oldu gibi Min J Kim. Felçet gelmiş. Teşekkür ederiz. ikide bir yapıp Monaco veya Barçı ile eşleşmek Olympiakos veya Panathinaikos eşleşmekten daha iyi değil mi? Kesin. Ben tabii ki içlerinde Monaco'yu isterim. Bu arada Monaco demişken şu Panathinaikos maçları. Ben sevgili Kim Min katılıyorum. Burada. <laughs> yani benim Barcelona'nın tabii ki kadrosu çok geniş. Koç tarafı i̇şte ekstra Saras'la çok evet. ağır basıyor. Bir de İspanyol takımıyla oynadığın zaman İspanyol hakem veremiyor. <laughs> yani bu çok önemli abi. Ama aslına bakarsak Monaco karar verici ve işte kısalar anlamında daha tehlikeli bir takım gibi. Evet. Ama Fenerbahçe'de oyun prensibi olarak ters geliyor Monaco'ya. Bu da bir gerçek. Ki Sasha Obradovic de bununla ilgili konuşmuştu. Ama Barcelona konusunda işte La da devreye giremediği zaman o maç sonunda oynayacak kısa anlamında ciddi problem yaşıyorlar. Yani burada mesela Viruzuela devreye girmişti o maçta ama o olmasa daha farklı bir maç izleyecek. Evet, hiç ışık kaçırmamıştım. Evet. Ne bakıyorsun Cenk? Ee, bir şey yazıldı ona cevap veriyorum. Evet, Hı, tamam. <laughs> Siz yani evet. Monaco mu diyorsunuz abi? Ha? Siz de Monaco'yu. Ben ikisi de ol, olabilir diyorum. Ben Monaco diyorum. Ama dört olup Maccabi ile eşleşmek en iyisi. <laughs> Makabi bence beş olamaz ama. En iyisi dedim yani olacak şeyleri söyleyeyim Murat Bey lütfen Efes e, orada yenersen sen dört oluyorsun Efes'i de yenersen. Ama da Panathinaikos'un maçı kaybetmesi lazım abi. Bir, bir, bir galibiyet şey değiliz. Ümit İkbar teşekkür ederiz. Bir sayı ile kaybetmeseydik şu an ikinci sırada mıydık? Cenk ve Murat abiye sormak istiyorum. Niye Anıl'a sormuyorsunuz? Anıl gidiyor diye. <laughs> E Tabii çok önemli. 21 olacaktın, değil mi? Aynı galibiyetti. Dörtlü averaj şeklindeydi ama, üçlü... ama Monaco şey Oğlum, oğlum da aynı galibiyeti değil mi? Öyle evet. Ama dörtlü averaj oluyordu. Orada lazım şimdi yani. O dörtlüyü ben üçlü olsaydı, Panathinaikos öndeydi çünkü Monaco. Evet. iki kez yendi. Orada bir iki sıfır durum ya var. Orada o zaman şöyle bir durum var. Şunu da düşün. Dörtlü olsa. Panathinaikos Barcelona'yı da son maçta yendiğine göre yine Panathinaikos dörtlü de bir olurdu. Ya orada 2-0 varsa eşleşmelerden birinde o denklemi bozuyor. Evet, evet. Bozuyor zaten. Evet. O önemli yani. İşte onu bilmiyoruz. Mesela e, dün şey artık konuşulmaya başladı. Efes'in olası 2'de bir yapması durumunda belki de Panat, e, Partizan ve Baskonya ile aynı galibiyet sayısında ve 3'lü averaj denklemi var. Efes son hafta kimdi? Or orada Partizan de şey Kızıl Yıldız. Ee, Kızıl Yıldız. İçeride değil mi? Evet. Orada mesela Baskonya devre dışı kalıyor. 3 daha avaraj durumunda. 2 maçı kaybetmesi halinde. Yani Efes için de çok kritik bir dönem şimdi. bakalım. Ya i̇ki takım için de çok kritik evet. hafta ya. 3 tane İspanyol versinler. Yani Efes'in aslında ikide bir yapma halinde bile e, play şansı var. var. O da güzel bir şey. Dün Olympiakos orada kurtardı e biraz bizi. Bu hafta bütün rakipleri kaybetti. Evet. Olympiakos bize çalıştı o anlamda. Efes'in çok işine geldi. Partizan da Fenerbahçe'ye çalışmadı diye olsa. <laughs> ama abi o çok etkilemeyecekti bence Fenerbahçe'yi. Olympiakos'un kaybetmesi. Niye? Bu niye, hafta, tıramışını... niye, bu hafta kaybetse devreden çıkıyorsun. Abi ama ana planda zaten Panath Panathinaikos, Barcelona, Monaco var. Çok enteresan. Arthur Morgan. Süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Merhabalar. İsmim Berkay. Berkaycığım merhaba. O oh, Main. Main'den sevgi... Main'in en ünlü <laughs> ismi kimdir bakalım. ...ne abi? Here's Johnny. İpucu. Stephen King. Kimsin ya? The Shining. Ondan birçok... kitabı yayında yer alır. Değil mi Berkaycığım? Berkaycığım... ...bir daha... ...yaz diyeceğim şimdi bütçe... İnsanları para harcamaya teşvik... ...etmiş gibi olacağım. Bir daha diyemiyorum. Çok iyi Murat ya. Murat abin ayak oyunlarına... gelmiyor. Çok <laughs> iyi ama ya. Beyler sevgi ve saygıyla be. izliyoruz. <laughs> İzliyorum teşekkür ederiz bir mukabele. Her rakibin kolayca Papa'nın üstünden basket bulabilmesi zaten can sıkıcı. Bugün bir yerde yatarak Papa'nın üstünden sayı buldular. Zaten Papa ile Dorsi takımın sertliğini 3 seviye <laughs> aşağıya çekiyor olabilir yani. Hem Şimdi kısa işte. hem uzun rotasyonda. Ve playoff'ta daha çok göze batacaklar bu konuda. İşler ben... sertleşeceği için. Bence. E i̇nşallah yanıtırlar bu arada da. İnşallah. Ya. Geçen hafta kim dedi? Ee, Kerem mi demişti bizim? Papa Papayannis kendi aynaya bakınca 1.90 zannediyor olabilir diye. <laughs> 1.90 yine iyi. <laughs> 1.80 falan yani. Hatta Marcus Brown boyunda. <laughs> Mehmet Can Tozoğlu. Süper chat teşekkür ederiz. Bu takımın tek eksiği Larkin. E, gönüller istiyor tabii. Ben isterdim yani. Ama belki. bırakmaz. Yani. Ama Efes bırakmaz. Yani 5 verir, altı verir, bırakmaz. Yani şimdi ben de çok isterim. Bence hala e, Euro liginin en iyi skoreri Kendrick Nunn e, benim demişti. E, öbür YouTube. Bence üç tane Kendrick Nunn eder de. Bence de yani Kendrick Nunn'ın şeyi drive edip fal çaldırabilmesi. Mübaala ise de mübaala. Hiç de serbest atış kaçırmıyor. Bu akşam kaçırmış mı hiç? Kendrick Nunn mu? 50'de 50'ydi bu maça girerken. Hemen bakalım. Hemen bakalım abi. Ee, Sen sorduğuna göre ama... %99 kaçırmıştır. <laughs> <laughs> abi bir bakalım abi. Ama yani bu şeye benziyor abi. Yani e... şimdi Erdoğan vardı sol Solbek. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi. Uçak düşürüyorsun uçak. Selçuk kullanmamış. <gülüyor> Kullan... <gülüyor> 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 Şimdi o Fenerbahçe'de uzun yıllar oynadı ama mesela Büyük Mehmet Galatasaray'a geldi. Fener Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi. Ee, yani o Galatasaray'ın Galatasaray'a mal olmuş birisiydi. Selçuk Yula Fenerbahçe'den e, Galatasaray'a gitti. E, Selçuk Yula dendiği zaman hatta Fenerbahçe geliyor. Galatasaray hiç e, şey olmaz. E, Ser Sergen Tar her yer hepsi Tancı Çolak da mesela Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi ama Tanju Çolak deyince de Galatasaray. Yani yani bir Birçok o, o tarz oyuncu var yani. Ya Sergen Yalçın dendiği zaman dört büyüklerde de oynadı. Ama akla Beşiktaş gelir Akla yani. sadece Beşiktaş gelir. Ha. Yani. Bunun yani alabiliyorsa alsın tabi ama Efes bırakmaz bence. Ama Kaç Ana, oldu Efe... Larkin bu sene? 30 mu? 31. Anadolu'lu Efesli Larkin o. Ya ben efsane olduğu yerde kalması gerektiğini düşünüyorum Larkin'in zaten. Kalacak da Ben bence. gönlüm istiyor tabii ki de. Gelsin keşke diye. E, Efesli'ye doğru bir yapılanmayla Larkin kalması lazım bir de. Yani orada da yeni bir sayfa belki yani takımın. Yalnız Fenerbahçe'nin de şu rotasyonda Dorsey'e Larkin yani başka bir Doğrusu yerine Evans olur abi. Evans olur. Larkin. Ama bir de o deliciliği de. Larkin, Evans, Yokubaitis. Ona bir şey demem. <laughs> yani Larkin, Evans, Anıl'a da ben bir şey demem. <laughs> <laughs> Havle yapmaya girelim. Evet. Yani. Tolga Ahmet Kalaycı süper Teşekkür ederiz. <laughs> Kazanıyoruz ama hala playine düşme riskimiz var. Neden böyle bu iş? Yok ya playine düşmez. Falan. 2 de sıfır yaparsa düşme ihtimali var mı? Makabi 2 de ihtimali Bakab çok kuvvetli. 2 de 2 yapacak. Makabi 2 de 2 yapam yapamayabilir ya. Kimle oynuyor onlar? Yok Makabi'nin zor abi ya. Ben bakmıştım dün gece ama. Bakalım. Ya baş başa kaldığın zaman hepsine birebir averajla üstünsün. O çok iyi bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam. Baskonya'nın da çok zor bir fikstürü vardı. Efes tarafı Real Madrid, Barcelona'ya gidiyor Makabi. Olmaz evet. o iş. Evet. Yani kağıt üstünde olur ama Barcelona'nın içinde bulunduğumu düşürdüğüm için olmaz. Fenerbahçe'nin 2'de 1 yaptığı takdirde 6. sırası garanti ama. ilk 6. Evet. Tabii tabii. Evet. Bitti mi sorular? Ulu Çulha süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Murat abi son 30 yılda basket topları değişimi hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Çalışmadığı bir yerden geldi soru. Şu <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Ulucu nasıl değişti toplar? <laughs> mark abi ha. 30 sene önce anıl yoktu. Evet. Ya yakın dönemde de NBA'de <laughs> değişti. Espri yapıyorum de. sen devam et. Marka değişti. Evet tabii Spalding'de. Marka var. değişince de yani topa kaygınlık falan değişiyor. Kaygınlık. Ne derler? Bize yani değişik geldi kelime bir yani. Ama geçen sene mesela NBA oyuncuları sezon başında bayağı şikayet etmişlerdi evet, değişik bu durumda. Evet, şutları yüzdeleri bayağı düşmüştü. O açıklamaları 4 hatırlıyorum. 4 numara topla oynasınlar o zaman. <laughs> Wilson'a <laughs> geçiş, Geç, Wilson geçiş yapıldı. geçen sene Wilson'a geçiş yapıldı NBA'de. Evet. Vallahi benim gibi e, şutörlere top Kadife bileklere... bileklere... <laughs> Kadife <laughs> bilek değil. Tam tersi. Çağdaş Kaya Kaya. Felçet gelmiş. Teşekkür ederiz. Geçen sene Nadir Hifi Hifi iddia vardı Hifi gardıcın. değil mi? O da çok iyi oyuncu. Yani çok potansiyelde. Ama artık, Nadir Hifi iddia vardı için O tercih olabilir mi? Yani bizim artık biraz e, potansiyelden evet. şeye geçmemiz lazım. Güveneceğin bir Established. Established. Evet. Yani. O yüzden Evans gibi bir isim diyorduk hep. Yani yıldız bir guard özellikle. Hatta süper yıldız adayı bir guard. Tabii. Bence o seviyeyi burada atlar. O başarıyı yakaladın mı? Çünkü Zalgiris de evet. Çok değerli oyuncu. Yıldız ama şimdi takım bir seviye yukarı çıkamadığı için o yıldızlıyla kalıyorsun. Yani Olympiakos'un guard rotasyonu ne olacak o zaman? <laughs> Evans, wall Cup. Wall Cup'ı tutuyorlar. Cannon. Wall Cup'ın zaten kontratı var yani. Var. Değil değil Zaten yerli oyuncu artık. Ayrılmaz abi evet. kolay kolay. Isaac Cannon. evet abi. Kane'ın La... uzattı galiba. Cakis muhtemelen. O yerli ben onu beğeniyorum yerli bu. olarak. Evet. Belki Kala... Kalates olabilir yani orada ilginç olur. Gider mi ya Kalates öyle diyorsun? Abi ben olabilir diye düşünüyorum. Tamamen benim varsayımım bu arada yani. Ay. İyi para verirlerse gider ha. çünkü şöyle düşündüm. Olympiakos'un belki bir cevap verme isteği olabilir Panathinaikos'a. Kalates de tabii ki Panathinaikos geçmişli bir oyuncu. Çok yani iyi bir sezon kasa, geçiriyor. Sulu kasa evet. Yoksa Milano da herhalde çıkarıp 2 milyon verebilir ya, yani, yani bu Herkesi ya. alacak zaten. Yani Milano Murat abi de geri alabilir. <laughs> yani Armani Bey'i cepleri yoklayabilir. <laughs> <Yalnız spiker> yok, yanlış spiker o. Lükcan 1878 süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Sessina mükemmel oyunuyla Nacıl'ı gölgede bıraktı diyor. Valla Nigel kimdi? <laughs> Sestin adam oynuyor. <laughs> ya ben inanamadım ya. Şu şeye baktım. Sıfır 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 sıfır. Ne yaptı dedim? Bir, riband. bir tane faal yap. Bir faal yap. Yok rebound şey almadım. Yok. Hiç. Eksi bir verimlilik. Bu, Ve bu, 15 işte? dakikada yani. Ya bir şut atarsın yanlışlıkla ya. Neyse. Papayanis'in hakkını yemişiz. Bir verimlilik. <laughs> <laughs> Nigel46 Ya şeyi çok merak ettim. Larkin 49'u atarken verimliliği kaçtı? Hatırlıyor musun o zaman? Nereden hatırlıyorum? Bak Sen bulursun ya. Yani. Bakayım. Çok ama. merak ettim. Bakayım. Houston'dan selamlar. <laughs> Süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Houston'dan selamlar. Aleykümselam. Larry Richard, Conrad McRee hem Fener'de hem Efes'te efsane olduğu Larkin'de neden olmasın? Yani şimdi esas e Larry Richard'ın efsaneleşmesi eczacı başında başlıyor. Larry Richard efsane midir peki? Abi her gittiği takımda en az bir şampiyonluk kazandı. Şey demedim efsane mi dedi? Yüzde yüz abi. Peki ee... Allah rahmet etsin Macri efsane midir? Yani Macri şöyle. E... Ee... Gönülleri fethetmiş bir oyuncu mudur ha... ya da? Ya Macri, McCray... Macri değil. Conrad McRae. Tamam. Eee evet. Ne ben daha daha bahçede, ne Efes'te çok uzun süre oynamadı. 53'müş abi yani bu arada. Çok pardon 53, verimli. Evet 53. Nacil 46. 46. Ee, onun oyun tarzı güler yüzü e, sempatik bir oyun. Sempatik şeyi. Yani şimdi kariyer olarak Türkiye'de Manuel mi de dersin? E, Larry Richard mi dersin? Uzak ara Larry Richard. Yani Pete Williams'ı Fenerbahçe almasaydı... Su soğuk. Larry Richard Türkiye'ye gelmeyecekti biliyorsun. <laughs> Suda <bir> evet. Su da soğuk. Evet. Kim neydi o sohbet? Hüsnü Çakır gibi. Hüsnü Çakır gibi. Tabii tabii anlatılacak bir sohbet değil, ama yani. <laughs> Güzel bir... Ama Hüsnü Olur. su soğuk diyor. Yani Larry Richard diyordun ya. Boğaz'da mı oluyordu o iş? <laughs> Hadi geç. <laughs> Devam edelim. Berkay Özsoy süper chat gelmiş. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol Berkay'cığım. Ee, yılın E, yıl... maçını seyrettin mi? ben... Ee, nereden çıktı şimdi yılın Oy maçı? Berkay Özsoy süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Abiler Maryland'den selamlar. Abi, selam. İki sorum olacak. Birisi Papa boyunun farkına varsa daha efektif olmaz mı? İkincisi Murat abinin papatyam dizisinde maç anlatma motivasyonu neydi? Ya O 2010 Dünya Şampiyonası için e, hem Papatyam dizisi hem de Çocuklar Duymasın e, şeyin akışına e, basketbol dünya şampiyonasını da dahil ettiler. Metin Akpınar <laughs> muazzam bir adam Allah uzun ömür versin. Allah sağlıklı ömür sağlıklı versin. Sağlıklı ömür versin. E, olay şuydu onun bir kasap dükkanı var. Ee, mısra da o zaman hiç et yemiyor yani o, o bölümü gerçek... <gülüyor> <gülüyor> o, onu öneriyorlar bana ben de e, Metin Abi'nin kasap dükkanına gidiyorum işte e, güzel bir, bir sıkıntım var yok iki programa çıktım iki mi tabi e, böyle bir sıkıntım var benim eti ye, yemeyecek insan yoktur falan filan diyor e, ben de şey diyorum eğer diyorum e, kızım işte o arada e, falan bahsediyoruz. Ben onun kopyasını hiç bulamadım. Varsa... Youtube'da belki bu. Yok hiç yok. E, Papatya dizisinde yetkili biri varsa bana yollarsa çok mutlu olurum. TRT'de miydi o zaman? Yok. E, Papatya ben hatırlıyorum da. Neredeydi? E, neredeydi? ya da Kanal D'deydi. Bakacağım ya. Neyse ben. eğer kızım yerse diyorum o şey, bu, o, muhabbetinden sonra... E, söz veriyorum işte e, şampiyona bilet mi alacağım star ne? Star TV Ha Star. Metin abi de yok diyor işte e, şeyi buraya getir diyor. E, Van kedisini. <laughs> e, Engin Asür Van kedisi ve ben ikinci programa konuk <laughs> Yani benim şeyler çok başarılıdır bu arada Cenk Bey. İyi oyuncusunuz Murat, performansları. Murat Bey ben, ben, bilirim iyi oyuncu olduğunuzu <laughs> <laughs> Bu arada yazdım e, Şeye yazdım internete yazdım e, Papatya'm dizisi Murat Muraton oldu diye Çıkmaz abi ben çok yoruldum. aradım spiker çıktı o çıkmaz spiker <laughs> her yerde çıkar e, ee, Canım Bu arada kardeşim, sıradaki sorumuzu almadan önce bir yapmak var. Murat abimin en sevdiği hatırlatmalarından bir hatırlatma biri olan. bir yapmak istiyoruz. Hepsi güzel. İhtiyaçlar sizde, teknolojileri Mediamarkt'ta. Nerede, nasıl ve ne zaman istersen binlerce teknolojiyi geniş ödeme seçenekleriyle keşfetmenin Mediamarkt'ta tam zamanı diyelim. E, Cenk abi sen yakın dönemde yine bir alışveriş yaptığını ben duydum. Buradan daha çok onu e, Mediamarkt'ta görüyorum. Diğer, Kuris, kurislerden... Diyen, kulislerden beni oraya gönderen. <laughs> onu bilmiyorum ama kulislerden <laughs> yakın dönemde bir alışveriş yaptığını duydum Mediamarkt'ta. Evet. Şimdi oturuyor. Özel bir sipariş miydi abi? Evet. Katil olay mı halinde? Bak tam Ya hakikaten çok güzel dükkanları var yani. Vedat Şekeroğlu süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Selam güzel insanlar. Eksik olmayın. Sağ olun. Ee, Murat abi salı günü fotoğraf sözü alabilir miyim? Lütfen. Salı günü ne var? Ee, salı günü kongre var. Aa ben için. kongre üyesi değilim ki. Öncesinde stadın etrafında fotoğraf çektirmek için gelebilirsin ama. Bakayım çekim yoksa gelirim. Senin yani, orada olman önemli. Ya ben e, Fenerbahçe'de görev yaptığım için tabii ki o zamanki Fenerbahçe ile bugünkü Fenerbahçe arasında çok büyük fark var. E, yapılanma olarak, ödemeler olarak şunlar bunlar. E, i̇stifa ettikten sonra ben Semih Bayırken e, <laughs> rahmetli Nur içinde yatsın. Amin. E, sen çok iyi Fenerbahçe'liymişsin. Yeni öğrendim. Seni gel kongre üyesi yapalım dedi. Ben... Ablam olacaktı bu arada? Ablam olmak istiyor. Nasıl olmadı? O da ayrı bir şey. 14 sene falan Bana sordu yapayım. bunu bir iki hatta ben Sayın birader üye Yaman. Biliyorum Yaman abi üye. Ee, hem de iyi bir üye. Ya Semih abi dedim. Yani benim yani e, kimse benim Allah'la Allah, yani Allah olan sevgimi, saygımı, e, inancımı arasına giremez. Benim Ferbahçe sevgim de öyle. Yani orada bir kongre üyesi olmaya gerek yok o sevgiyi hissetmek için. O da peki oğlum dedi. O zamanlar üye olsam mesela herhalde ilk 6-7 binde falan 7-8 falan olacaksın. 6-7 bin. 80'lerin sonu değil mi? Yok 80'lerin en başım azından başım haberin başım. gelmese de Fenerbahçe mesaj atıyor birine bir şey olunca <laughs> seni orada yakalayabilirdik. Aman Allah korusun. Allah korusun. Hiçbir şey olmaz benim abime maşallahı var diyeceğim. Ee, Allah korusun. Ben sizin gibi değilim. İkiniz zaten yolda yürüyen birine maşallah düştü geçen Hala korusun. yok <laughs> mu serbest <laughs> Şurada, Şurada biri yürüyen maşallah yok dediniz mu? düştü. Eğer olursa zaten kaçırır benim şeyinden sonra. O Dubai'den selamlar Mustafa, Mustafa Yurturtan, Yurturtan. Şeyler, Selam selam. selam. 2 Nisan'da görüşmek üzere. Hayırlarla gelin inşallah. İnşallah. Çok geliyor. Ben Murat tabi abiyi de getireceğim ya. Şimdi orada şöyle bir durum var. Tabii e, işin şey tarafında. Saat herhalde 2 gibi şey yapılacak. E, mesela insanlar oraya gidip şey akreditasyon için şey veriyorsun. Kimliğini veriyorsun. Akreditasyon alıyorsun. Oradaki sayı da önemli. E, bizi izleyenlerin de çoğu Fenerbahçe'li olduğu için söylüyorum. Çok büyük çoğunluğu. Ee, hani gelecek olanların da bilgisine diyeyim. 2 diye ben biliyorum. Ee, oradan sonra 2 ile 3-4 arası, 5 arası hani dışarıda bir kalabalık falan olur. Bence sen ben seni götüreyim ya. Beraber gideriz. Sen oy kullanacaksın ya. Ben orada 3 yani saat oy... ne yapayım? Oy kullanmayacağım bir şey yapmayacağım. Tamam sen 5-6 gibi eve gidersin ya. 2 Nisan'a program yapma. Salı günü. Bakacağım da eve gidince var mı diye. Ya ben yürüyerek Hem Bu de... arada Bologna'yı yakaladık evet. öyle mi? <laughs> Svezda da önde Real karşısında O çok enteresan 52-66 önde Real'in Real liderlik garanti olunca İtalya'dan selamlar maşallah ya her yeri dolaşıyoruz Onur Karadağ süper chat gelmiş teşekkür ederiz İtalya'dan selamlar aleyküm selam Feyha kazanınca sizlerin bu güler yüzünüzle de birleşince bu programı izlemek daha zevkli hale geliyor demiş çok, çok sağ olun Çok teşekkür ederiz Onur'cum Kaç kişi izliyor? Hiç bildirim yok Anıl Bey'den. 4000 kişi abi şu an. Anam şu ama yayında 5000'i geçtiğini gördüm daha önce. Beğeni sayımızı söyleyeyim. Utandınız değil mi ikiniz de şu maçtan önce yaptığınız yorumlarla alakalı programla? Yüzünüz hiç kızarmıyor değil mi siz ikinizin? Ya yine algı operasyonu yapıyorsun. <laughs> ya. Bu arada Cem <laughs> abi kendi diyordu içeride. Işte. <laughs> Aslında. Ben mi? Evet, Ben Sen Fenerbahçe'li olduğundan su, eminim. Siz hakikaten ikiniz var. Hani beğeni var abi. Siz Edi'yle büdü. 1300 mü? Evet. 2000'i buluruz inşallah. Yani. Büyük Fenerbahçe'nin büyük Yapalım. Yapalım. En azından bence Arun'dan 50 sayı. gelmiş Alın Karakaya. Ha, bence 50 sayı olduğu için 2500. Ya challenge Yarası... yapamıyorum anladın mı? Evet. Yani challenge yapınca takıma şey oluyor. Hiçbiri yani tutmuyor. Alın Karakaya süper chat gelmiş sağ olun. Sağ ol kardeşim. Abi bir challenge çekiş falan. Ben diyorum ne diyor bak şimdi challenge. Çekiliş falan yapsak şöyle bir forma mükemmel olmaz mı? Olur bak bu işin maddi boyutu hiç önemli değil. Yapalım ama benim ağzımdan çıkınca benim ağzım senden beter. Sen ya sen bir uçağa baksan. Tövbe tövbe tövbe. Türbülansı sokarsın abi uçağa tövbe, ya. Tövbe, Allah korusun. Tövbe, tövbe. Yani anladın bakıyorsun da arada hani güzel uçak mı güzel uçak? Allah Şaka korusun, değil bu arada Allah yani. Korusun, Allah korusun. yani. Ona yakın bir şeyin var. Etki şeyin var. Evet. Yani Naacıl nasıl Allah korudu bir şey gelmedi. Karalar bağladın burada tansiyon 22'ye vurdu. Tam bir, o, bir Fenerbahçeli olumsuzluğu biliyor musun? İşte ortak bir çağırıyorsun. reaksiyon verdik. Murat abiyle. Hı? İşte bazen diyorum ki bir ikiniz birbirinize çarpınca acaba o iyon belki oksitlendi yok evet, etti. O yüzden onu olabilir. Ha, yok etmiş olabilir. olabiliriz abi. Olabilir. Ya yoksa siz yani e, iki, iki negatif iter. <laughs> evet. Aman Allah. Onur <laughs> Akay süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Saras basın toplantısında gazetecilerin soru sormamasına şaşırdı kaldı ve Türk Bazına basketbol gazeteciliği ya. için çok üzücü dedi. Ne diyorsunuz bu konuda? Zaten e, koç gereğini söylemiş. Yani bazıları çok kaostan beslendiği için Fenerbahçe'nin bazen iyi gidişi işlerine de gelmiyor. Ya adam rekor kurmuş yani ee, tekrar oyuna Hiç... ne soracak abi? Nasıl? Bir şey soramaz çoğu. O kim? Yani o yani bizim gazeteciliğimiz öyle kaostan besleniyorlar. O zaman o e şimdi oradakileri belki boşluğuna geldi. Günahını almayayım ama genel anlamda öyle. Doğru ama. söylemişim. Can kardeşimden gelmiş. Can Sanus. Süper chat. Teşekkür ederiz. AED ne? Ee, ya Dubai. Dubai olabilir hmm. evet. Ee, Cenkom selam aleyküm selam. Ee, program yine muhteşem. Ağzınıza sağlık. 2 Nisan çok önemli. Mil, Milat olacak inşallah. Son sözümüz Fenerbahçe. Herkese selamlar, saygılar. Bizden, bizden de bizden selamlar. de selamlar kardeşim. Çok önemli. Çok. Sen o şeyi gördün değil mi? Sana attım. Yapay zekanın bir sürü şey. Abi hiç şimdi ya. Vallahi. Billahi. Ozan Kurkan teşekkür ederiz. <laughs> Murat abi lütfen Portland Trailblazers efsanesi Clyde the Glide Dragster anonsu yapabilir mi? Kendisinin 1988 yılında anlattığı Portland maçı yüzünden NBA'de Portland'ı destekliyoruz kardeşimle demiş. 88'i iyi hatırladığına göre Ozan Bey herhalde bir 12-15 sene öncesi de var kendisinin maşallah. 40 Yok canım 50'ye gelmiş olmalı. Öyle mi diyorsun? Yani herhalde o civarda. Valla Clyde the Clyde Drexler. Bir daha söyle. Clyde the Clyde Drexler. Şimdi... E... Bir daha söyle <laughs> Clyde the Clyde Drexler <gülüyor> yeter. <gülüyor> Şimdi ben e, üniversiteye gidene kadar e, ilk gittiğimde John Wooden'a hayran kalmıştım. UCLA'yı tutuyordum. UCLA ile Kaliforniya ile Los Angeles'a hiç ihtiyaç yani bir bağlantım olmamasına rağmen. Ondan sonra da Hakim Olajuan'lı, e, Clyde Drexler'lı, e, Larry Mishu vardı. Michael Young vardı. Limonj'da şampiyon oldu. O Houston Cougars üniversite takımına bayılıyordu. Ice Lama Jama lakapları. E, Ondan Clyde Drexler'ı sonra anlatmaya başladığımda NBA'yi anlatırken herhalde daha böyle bir şey söylüyordum. Futbolda bir klişe vardır ya hani efsane Milan kadrosu. Ben Portland'un o efsane kadrosunu ona çok benzetiyorum. Belki renklerden biraz böyle algıda seçicilik oluyor ama. Hangi efsane kadrosu? Yani Clyde o ve... Aynen o 80'lerin sonundaki <laughs> Terry Porter Clyde Drexler rahmetli Kevin Duckworth. Mesela şeyi de düşünüyorum. Portland'ın o e, bizim kimdi sakatlandı ya? 2007 Brandon Roy. Aa, o çok büyük. İşte o, kadro, o, kadro, da mesela şey olsaydı onlar şeyi de seçmişlerdi. 2000 e, Durant bir numarası kimdi bizim? Uzun. Siz kimsiniz abi? Ya, Port, işte, ha. bizim derken o telaffuz Greg Oden. Greg oradan. Oradan. Ya o kadronun da önü çok açık olabilirdi ama işte o Brandon Roy'un talihsiz. Abi Brandon Roy'un üniversitede o diz problemi olmasa oralara düşmezdi zaten. İlk iki de üçte giderdi. Çok... Yedinci seçildi zaten. Evet, Bir çok büyük oyuncuydu. O. Bir de clutch oyuncuydu. Evet. Çok değerliydi bence. Ya biraz şeye benzetiyordum Brandon Roy'u. Katılır mısın? Paul Pierce'a. O bir iyi oyuncu. Ya iyi oyuncuydu da tarzı ya. Biraz daha o taraf daha yaşlı daha ya. Daha da ama o ya. E tabi tabi yaş olarak öyle. Barış Barış. Süper chat gelmiş. Teşekkür ederiz. Selamlar 5 numara için adaylarınız kimler olur? <laughs> Papayannis yerine Tavares. Dors yerine Larkin alalım ve NBA Doğu Karın Fransa doğru Barışım Tavares kaç? Panathinaikos kaç teklif etmiş? Saçma sapan bir şeyler çıkmıştı altı ya. 6 milyon. 6 milyon, milyon. Ben de öyle hatırlıyorum. 2 yıllık mı? Hı. Yok senelik ya. Hayır ya, ya senelik acayip bir rakam tek tekler abi, abi sen benim Gürcüye Tavares'ten daha çok iş yaparım. Mamuk Lashvili. Ya ben bir türlü telaffuz edemiyorum onu ya. Ben de edemiyorum onu. Ondan da <laughs> Gürcü onu da... benim, benim Gürcü ezbellidi ki yani şey gibi çıkıyor. <laughs> Maşallah. Çok iyi oyuncu ya Mamuk Lashvili. Yani Larkin'i <laughs> bir daha söyler misin? <laughs> Mamuk Lashvili. Mamuk Lashvili. E... Tamam. Mamuk Sandro da diyebilirsiniz abi. Sandro. Sandro. Ya da Gürcü. <laughs> Murat ya da benim Gürcü. <laughs> Murat Bey'in <laughs> Gürcüsü. Bir var mı? Apo Bey. Ya bir saat 10 dakika mı oldu? Ne Bitmiş çabuk geçti? Sanırım. Su gibi aktı. Vallahi teşekkür ederim. Demin ya. vardı sanki ekranda ben okumadım onu ya. Yok abi, aynı soru geldi. Aynı soru ya. muydu? Ee, kapatmadan kaç beğeni olduğunu söyleyeyim abi isterseniz. 1724. 1610. 1600. <laughs> o 1699'dur bana daha yakın. <laughs> evet de nice tebrik da ediyoruz. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz. Herkese de ilgisinden dolayı çok teşekkür ederiz böyle bir gecede. 5000 izleyiciyi geçtik bir ara. Sağ olun. Bağırlı. Bence haftaya haftaya e, e, rekoru kırabiliriz. Rekoru kırabiliriz. Olympiakos maçı da keza. Olympiakos'u de bir tane bizim 200 bin var değil mi? Evet abi. Geçen o, sene geçen sene Olympiakos deplasmanın galibiyeti. Playoff ikinci, hmm. ikinci maçı. Evet. Bu son maçta da Olimpiakos'u yenip dördüncü bitirip Monaka'yla eşleşirsek ben 3 300 <laughs> bulacağız. Hayır Real Madrid'i deplasmanda yeniyorsun futbolla çakışıyor. Cumartesi yapıyorsun. Kaç seyredildi o? Biz Fenerbahçe'nin işi zor yani. Yine 50 bini geçti abi. 50 bini geçti yani. Bizim de. hakikaten işimiz zor abi bir yerden bakınca. Ne açıdan? Sürekli. Ama Olimpiyakos'un... her günü maşallah bir... O çakışmıyor değil mi abi? Evet. Olimpiyakos maçı. Neyle? bir gün orayla. Tamam. Ama tabii 2 Nisan'ın sonucunu bilmiyoruz Ya orada de. yayın yapacağız yani o gün. Maç çakışmadığı için. Futbol maçı. Tabii yapacağız canım. Tabii. Bir İnşallah de zaten... bu kadar mutlu bir yayın olur. İnşallah. Monaco hazırlıklarına da ertesi gün başlar Fenerbahçe. Biz Anıl'la e, o maçı kazanırken ikinci maçta bir kendimize kare belirlemiştik. Sen benim arkamda mı Nasıl o? Sol çaprazında. Sol çaprazında. Hareket edemeden yani maçın son 5 dakikası aldım bile. İçerisi kalabalık da Aynen. Yine öyle bir toteme doğru gider playoff. E, şey e, muhtemelen konuşturmazsın abi içeride yine. Sen e, Mayıs'a kadar cezalısın diyebiliriz. <laughs> yani. Abi ağzınıza, ağzınıza sağlık. sağlık. Teşekkür ederiz. Sayende yine çok güzel bir program oldu. Bizi şereflendirdin. Estağfurullah ya. Benim için şereftir. O zaman Anıl Bey kapatsın oyun. Hadi kapat. O zaman herkese tekrar teşekkür edelim. Haftaya Türk Derbisi'nden sonra yine burada olacağız. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, iyi geceler. İyi hafta sonları, iyi geceler. İyi geceler.